34 gündür Ukrayna'da istediği sonuçları alamayan Rus ordusu, başkenti de ele geçiremeyince geri adım atarak bölgedeki birlikleri çekme kararı aldı. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigov yönündeki askeri faaliyetleri azaltmaya karar verdiklerini açıkladı. Fomin, Ukrayna'ya askeri esirler konusunda Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptı. Gün içerisinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu da Rus ordusunun ana hedefinin Donetsk ve Luhansk olduğunu açıklamıştı. Savaşın ilk dakikalarında Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna diye bağımsız bir devlet olmadığını açıklamış, rejim değişikliği yapacaklarını açıklamıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymayınca Rusya'nın hesapları değişti. Ukrayna ordusu bir haftadır Kiev bölgesinde karşı taarruzlarla birçok yerleşim yerini Rus işgalinden kurtarmıştı. Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya Federasyonu'nda yaptırım baskısı nedeniyle kesintinin eşiğinde olan savunma sanayisinde verilen emri çerçevesinde devlet sözleşmeleri hakkında acil olarak veri toplanmaya başladığı kaydedildi. Açıklamada, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı askeri temsilcilerinin ofis başkanının talebinden de anlaşılacağı gibi, üretime devam edememe, ham madde, malzeme ve bileşenler için artan fiyatlardan kaynaklanmaktadır. Son yıllarda Rusya Federasyonu ordusunun askeri üretimi ve yeniden silahlandırılması yabancı teknolojilerin, malzemelerin ve elektroniklerin kitlesel olarak satın alınmasıyla mümkün olmuştur. Bu fırsat olmadan modern silahların bunlar arasında füzeler, tanklar ve uçaklar da dahil bunların üretimine devam etmek neredeyse imkansız hale geldi. Bugün Rusya Federasyonu'nun teknolojik bağımsızlığı ve ithal ikamesinin en önemli örneği Kamaz fabrikasıydı. Fabrikada üretilen modern modeller Cummins motorları ABD, ZF şanzıman kutusu Almanya ve boş yakıt ekipmanı Almanya ile donatıldı. Şimdi Rusların klasik olarak adlandırdıkları 1960'ların modellerinin piyasaya sürülmesine geri dönmek zorunda kaldılar denildi. Diğer yandan Rus ordusu, Ukrayna'da bir tesiste Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına ait birkaç adet mamle lazer güdümlü akıllı mühimmat ele geçirdi. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde son günlerde Ermenistan ve sözde Rus barış güçleri provokasyonun dozunu artırırken, Azerbaycan harekete geçerek sınırları netleştirme çalışması başlattı. İşgal altındaki Ferruh köyünü kurtaran Azerbaycan ordusu, Hocalı, Hankendi ve kalan diğer bölgeleri kurtarmak için hazırlık yapıyor. Azerbaycan'ın kendi topraklarını özgürleştirmesinden rahatsız olan Rusya, Ermenistan'ı korumaya çalışırken Rusya'dan gelen tehditler de artmaya başladı. Rusya'nın devlet kanalında programa katılan Devlet Duması milletvekili Mihail Delyagin, Azerbaycan'ı bombalamakla tehdit etti. Rus vekilin bu tehdidi büyük tepki çekerken, Kremlin sözcüsü Peskov açıklama yaparak, Rus milletvekili Delyagin Azerbaycan'ın petrol tesislerini bombalamak ile ilgili sözlerinin Rusya'nın devlet politikasını yansıtmadığını kaydetti. Rusya'nın içerisindeki milletvekilleri veya siyasiler tarafından sürekli bağımsızlığını kazanmış Türk devletleri tehdit edilirken, bu devletlerin Rus toprağı olarak görülmesi Rusya'nın gütmüş olduğu işgal politikasının bir parçası olarak görülüyor. Eski Sovyet devletlerini tekrar işgal ederek yeni bir Sovyet devleti kurmanın hayallerini kuran Rusya'nın Ukrayna'nın ardından yeni hedefinin İs Azerbaycan olabileceği iddia ediliyor. Özellikle Karabağ'da ayrılıkçı Ermenileri bölgeden çıkarmayan Rusya, bu bölgelere Ermenileri geri getirerek Rus pasaportu veriyor. Bölgedeki ayrılıkçı Ermeniler de bölgede Rusçayı ikinci resmi dil ilan etmişti. Diğer yandan Rusya Devlet Duması'na sunulan yasa tasarısına göre dünyada Rusça konuşan herkesin vatandaş ve yurttaş olarak nitelendirilebilecek. Bu yasaya göre, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler doğrudan Rus vatandaşı olmalarının da önü açılacak. Söz konusu yasayı teklif i Rus Duması'nın en Ermeni yanlısı Veki Zatulin tarafından hazırlandı. Rusya, başka ülkelerde ve bazı bölgelerde yaşayan Rusları işgaline bahane olarak sunuyor. Ancak Ukrayna'da başarısız olan Rusya'nın Türkiye'nin askeri olarak her türlü destek verdiği kardeş ülkesi Azerbaycan'da karşı bu tür bir savaşa girmesinin ise çok zor olduğu kaydedildi. Rusya'nın böyle bir işgal girişiminde Türkiye, Azerbaycan ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde savaşın direkt tarafı olacak ve Rus işgaline de izin vermeyecektir.